Buyurun. Hoş geldin Kumru. Hoş buldum. İyi gördüm seni. İyiyim çok şükür. Başlarda bu odaya girmeden evvel ayaklarım geri geri giderdi. Şimdi öyle mi ya? Allah sizden razı olsun. Ruhuma merhem oldunuz. Senden de Kumru, senden de. Ama unutma, o merhemi yaralarına sürüp kendini iyileştirecek olan ancak sensin. Geçen hafta konuştuklarımız üzerine düşünebildin mi? Düşünmez olur muyum hiç? Çok düşündüm. Eskiden de düşünürdüm de aklıma gelenler ruhuma sığmazdı. Kötü anılardan kaçmak isterdim ama kaçamazdım. Meğer kaçmamak lazımmış. Savaşmak, mücadele etmek lazımmış. Ne güzel söyledin. Sen de artık mücadeleye başladın. Böyle devam edeceğiz. Hiç merak etme. Edeceğiz elbet. Benim daha anlatacaklarım bitmedi. Biliyorum Kumru. Dahası var, biliyorum. Hadi, seni dinliyorum. En son anlatmıştım ya, ben istemeye gelmişlerdi. Şefika Ana, çocuklar birbirini görmüş, beğenmiş. Bize de istemek düşer. Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Sizin onu evladınız gibi sevip sarmalayacağınızı biliyorum. O zaman çocuklar için hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı olsun. Biri istedi, biri verdi. Bu sefer de bir başkasına emanet ettiler beni. Kimse Kumru'nun rızası var mı demedi. Babaannem bile. Ama yine ses edemedim. Ses edemedim. Kumrum, güzel kızım, bildiğimiz, ettiğimiz insanlar. Oğlanın eli yüzü düzgün, hali vakti yerinde. Üzme beni. Kurban olayım. Hayra yor. Tamam babaanne. Ne dedim? Bir şey demedim. Dilin demedi de. Gönlün de demezsin. Ben senden ayrı kalmak ister miyim? Ama Eloğlu ayırmasa ecel ayıracak. Benim gözüm arkada kalmasın. Şu kapıdan telinle, duanla çıktığını göreyim. Allah'tan başka bir şey istemem. Babaanneme belli etmiyordum ama içimi yiyordu. Ben nasıl evlenecektim ki? Şenol her şeyi anlayacaktı evlendiğimizde. Babaanneme diyemedim. Arıma boğuldum. Kurbanlık sırasını bekleyen atak gibiydim. Bari dedim babaannemin son arzusunu yerine getireyim. Araya açmadan düğün hazırlıkları başladı tabii. Thank you.
Yumruğum. Dantelleri yıkadın mı kızım? Bunu da şöyle çamaşır suyuyla şöyle bir güzel yıka. Bir şey yok ki bunda. Temiz bu. Ya olsun, sen bunu bir güzel yıka. Sonra da böyle çamaşır suyuna bas. Ak bak olsun. Bu böyle canım, senin gibi. Ha Gumrum, hadi kolay gelsin. Akbak olmalıydı çarşaf. Tıpkı benim gibi. Ama ben akbak değildim ki. Ama o çarşaf akbak olacaktı. Benim gibi bak olana kadar vurdum. Kendine gel Kumru. Ben buradayım. Yanımdasın, güvendesin. Ne varsa tek tek yıkadım, kuruttum, ütüledim. Sonra da aldılar, düğün alışverişine götürdüler beni. Adettendir diye. Kayınvalidem ilk gece giyeceğim kıyafetler alacaktı bana. Bu nasıl? Ben bilmem ki. Gumru, kızım sen ne diyorsun? Bilmem. Güzel. Boş ver onu. Gençler bilmez. Her şeyin bir adabı var. İyi bu, iyi. Diğerlerini de ayırtmıştık, paketleyin hepsini. Ya hanım, ne oldu gene? Gene astın yüzünü. Ne bileyim. Ya neler var bu kızım? Hiç içime sinmiyor. Ya utangaç. Hiçbir şey görmemiş ki bu yaşa kadar. Şaşkın, garip. Yazıktır, yapma böyle. Çok isterdim babaanneme her şeyi anlatabilmeyi. Babaanne beni ona verme. Anlayacak. Beni istemeyecekler. Gel senle hiç kimsenin bizi tanımadığı bir yerde sıfırdan bir hayat kuralım demek o kadar isterdim ki. Yapamadın değil mi? Beceremedim. Bir kere gücümü toplayıp anlatmaya çalıştım ama...
Babaanne. Söyle kızım. Ben sana bir şey diyeceğim ama çok utanıyorum. Ya insan babaannesinden utanır mı? Ne oldu kızım, söyle. Babaanne. Ya Gumru, korkutuyorsun beni. Ya kızım, Allah aşkına söyle. Ben çok korkuyorum babaanne. Neyden? Ha. Gerdekten mi? Hay Allah. Korkma sakın. Ama haklısın. Nereden bileceksin? Ben halledeceğim. Münasip biriyle konuşurum. O da sana anlatır. Zaten bizim örf ve adetlerimizde de böyledir. Korkma. Yanlış anladım ben. Hayır, öyle değil diyemedim. Benim başıma bunlar geldi diyemedim. Sustum. Bir tane Aysel teyze vardı, Ebe. O akşam tutmuş onu getirmiş. Aysel teyze her şeyi anlattı. Benim el kadar çocukken başıma ne geldiyse bir anlattı Aysel teyze. Benim anneme anlattığım gibi anlattı. Ben koca kızdım. Babaannem bu kız bunları bilmez dedi. Ama el kadar çocuktum da annem bu çocuk bunları nereden biliyor demedi. Çok haklı. Bir anne küçücük kızı bunları nereden biliyor hiç mi düşünmez? Bu kadar mı toprağa gömer kafasını? Geldin oğlum. Geç içeri. Hoş bulduk anacığım. Kumru'nun gelinliğini getirdim Terzi'den. Çok sevinecek. Kumru! Gel kızım, gel. Gel kızım, bak. Bak, gelinliğin geldi. Onlar ne oğlum? Mutfaklık malzeme, düğün öncesi eksik yedik olmasın dedim. Sağ ol, Allah razı olsun. Nereye bırakayım bunları? Ya zahmet olmazsa şimdi sen onları mutfağa koy, Gumru sonra yerleştirir. Ya Şenol, yabancı gibi durma, geç oğlum. Bir kahve içelim. Bir bardak su versene. Vereyim. Sağ ol. Çekinme kız. Karı koca sayılırız biz artık. Hem cami hocasıyla konuştum. Yarın akşam nikah var. Sonra düğün, sonra da... Gumru kızım. Kahve ne oldu? Hazır sayılır. Ha, getir. Ay kız, çok güzel oldun.
Allah'ını da söyle. Diğerine de. Harika, çok güzel. Dünürüm, çok şükür bugünleri de gördük. Öyle öyle, daha dün gibi. Anasıyla evlendiğimde Kumru daha küçücüktü ha, ufacıktı. Ama bak, kendi kızım gibi sevdim, öyle baktım. Sorma sahip olmasın. Aranızda bir kırgınlık mı var? Yıllardır gelip gittiğinizi görmedik de. Kızı istemeye geldiğimizde de sizi göremedik. Songül yeniden hamile kalınca yetişemedik be Dünür. Yani iş, güç hep ona göre. Ya biz de mecbur babaannesine bıraktık. Ondandır kırgınlığı bize, ondan. Ya yol yakın olsa gidilir, gelinir. Ama hep masraf be Dünür. Hep masraf. Fakirlik işte. Yani. Bak Allah seni inandırsın. Sen yabancı değilsin. Ben buraya gelirken sağdan soldan borç aldık da geldik ya. Şimdi böyle gelen giden de gelinin babasından para istiyor. Olmuyor be Dünür. Fakirlik işte. Yok yok, olmaz. Koy onu cebine Dünür. Çok ayıp ediyorsun. Biraz önce sen demedin mi yabancı değiliz diye? Senin başını öne eğmen benim de başımın öne eğilmesi demektir. Bir tane oğlum var aslan gibi. Sana gelmiş, bana gelmiş. Gelen eli boş çevirmek bize yakışmaz. Eyvallah be Dünür. Allah razı olsun. Ama bak, borcum olsun ha. Allah damada bak. Maşallah yavrum benim, maşallah. Sağ olun benim. Hoş gelmişsiniz. Baba, ya kusura bakma, yeni haberim oldu. Vay baba he. Helal sana damat. Vallahi sen bizim kızdan daha insaniyetli çıktın ha. Estağfurullah. Öyle öyle. Bana bak damat. Başında değiliz diye kızdan elimizi ayağımızı çektik sanmayasın. Kızımızı mutlu et. Ona iyi bak. Bozuşuruz ha. İnşallah. Elimizden ne geliyorsa. Hadi bakalım damat. Şöyle bir karşılıklı oynayalım da dost düşman görsün ha. Olur olur. Hadi kalk bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi oğlum. Allah. Hadi bakalım. Kiminin amcası, en sevdikleri yani sözün kısası. Aldılar sıcacık uykularından, attılar dere yataklarına.
gece yarısı. Ne kıyanlar bildi ne kıyılanlar, erkek yasası. Kalk dur kendini, kadirsin. Kadınsın, kızımsın, annemsin. Ne çok sütün vardı oysa, dünyayı kin mi emzirsin? Kız Leyla, ayağa kalk hemen. Kalk çabuk. Yaklaştı bana. Pis bir sırt alak yaklaştı. Pis nefesini duydum yine. Damladı bıçaktan, kimi dostane bir sohbet sırası. Can giderken kul elinden yüzümüze tükürdü son nefesi. Ne kıyanlar bildi ne kıyılanlar, erkek yasası. Kalk dur kendini, kadirsin. Ne oldum demeden düğün günü geldi çattı. Zaten nikahmış düğünmüş, ben hiçbir şey anlamadım ki. Benim tek bir korkum vardı. Şenol anlayacak. Şenol benim ne olduğumu anlayacak. Babaannem ne düşünecek, el alem ne diyecek. Ben derdimi nasıl anlatacaktım? Başıma gelenleri birine anlatsam bir dertti, anlatmasam başka dert. Ama en kötüsü başkaydı. Neydi? O. O şerefsiz de gelmişti düğüne. Şefika Ana, nasılsın? Sağ ol Songül. Bugünümüzde şükür. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Elimizden gelen bu. Var mı bir eksiği gedi? Hiçbir eksiğimiz, hiçbir muhtaçlığımız yoktur çok şükür. Ya hayırdır Şefika Hanım? Böyle kapıya mı dikeceksin bize ha? Ya yabancı mıyız biz ha? Buyur etmeyecek misin? Geçin. 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 Hayırdır?
Kumru Hanım yok mu? Ha? Bizi karşılamaya kendini yediremedi mi? Ha? Yukarıda. Oğlan evi kuaför yollamış, hazırlanıyor. Maşallah, maşallah. Kumrum, bızım, anangiller geldi. Anam mı? He. Müsait mi? Az biraz bize vakit versen, he? Tabii. Müsait, müsait. Hadi, geç. Geç oğlum, geç. Ablam elini. Nasılsın kızım? Çok şükür. Sizler? Pek güzel olmuşsun maşallah. Sağ olun. Çok büyümüş. Kardeşimdi ama sanki değil gibiydi de. Yani böyle tanıdık gibiydi de yabancı gibiydi de. Hem çok yakın hem çok uzak. Böyle sokulmuş annemin eteğine. Annem de sarıp sarmalıyor tabii onu. Beni sarıp sarmalamayan anne, bana kol kanat gelmeyen annem kardeşimin üstüne sürüyordu. Sonra o şerefsizin sesini duydum. Hoş geldin demek yok mu Kumru Hanım? Geç, vay, geç. Vay, vay. Maşallah ya. Görmeyeli ne kadar büyümüşsün. Ha? Çok güzelleşmişsin ha. Öp bakalım babanın elini.